gifkoanaliz.com'dan selamlar. Perşembe günkü Ankara yarış yorumlarıyla karşınızdayım. İki tane altılı ganyan bizleri bekliyor. Bunlarla ilgili yorumlarımı paylaşarak sizlere yardımcı olmaya çalışacağım ki bildiğiniz üzere Perşembe Ankara yorumlarımız hem YouTube kanalımızda hem de sitemizde aynı anda hiçbir değişiklik olmadan yayınlanacaktır. Kocaeli programı ile ilgili yorumlarım ise sitemizde olacak ve Perşembe gününü hem sitemizde hem de YouTube kanalımızda çok güzel bir şekilde geçirmeye çalışacağız. Biraz geçe kaldık. Bu saate kadar bekleyen, gerçekten güzel mesajlarını ileten herkese çok çok teşekkür ederim. Gönül ister ki daha erken saatlerde yayınlayayım ama içime sinmeden, gerçekten işte bu demeden video bir türlü çekemiyorum. Tam olarak içime sinecek ki karşınıza gelebileyim. Şu an tam olarak böyle kafamdaki şeyleri oluşturdum, düşüncelerim belirlendi. Karşınıza geldim biraz gecikmeli olarak. Sizlerden ricam alt taraftan beğeni butonuna basıp yorumlarınızla beraber bana destek olmanız ki yorumlara zaman zaman geri dönüş yapamıyorum ama tüm yorumları okuduğumu ve iyi dileklerini ileten herkese de buradan tekrardan selamlarımı ilettiğimi söylemek isterim. Onun haricinde bizi Twitter gibi, Instagram gibi ve Facebook gibi platformu takip ederek buradaki paylaşımlarımızdan da haberdar olabilir ve paylaşımlarımızı görebilirsiniz. O zaman sizleri daha da fazla sabırsızlandırmadan yorumlara başlayalım. Şimdi birinci aldıganı hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. Birinci koşuda 7 numaralı Munzur. Yani çok büyük aksilik yaşamazsa bu grubu geçmesi gerekiyor. Neden? Özellikle en son ikinciliğinde 1.31.07 yaptı ki diğer meydana baktığımızda kazanan at kimdi? Karşımızda gelen at Akınay 1.32.37 yaptı. Diğer bir tane daha meydan vardı. Onu da kazanan at Neverland'di 1.31.36 yaptı. Üstelik o yarışın ikincisi olan Soyluş'a meydandan çıktı. Neverland'de potansiyeli olan bir at ki en son kısa vadede 6 yarışında çok dillenen, konuşulan bir attı. Yani böylesini gruplara nazaran iyi bir derece yapan Munzur'un bugün geldiği grup bu kadar uygunken, şartlarda lehineyken kazanması çok normal sonuç alacaktır. Birinci aldıgan tekle başlayayım diyorsanız bu anlamda değerlendirebilirsiniz. Rakip yazacaksanız ise 10 numaralı Sağlamcan, 9 numaralı Öne Açık ve 4 numaralı Gecenin Gölgesini değerlendirmeye alabilirsiniz. Vereceğim tek zaten iki aldıgan ortak teki olacak. Bu anlamda da eğer çok ufak oynamıyor ve buraya at yazacaksanız tuttuklarınızı da ilave edebilirsiniz. İkinci koşuya gelecek olsak burada aslında dikkat çeken bir ikili var. Bunlardan biri 3 numaralı Mili Bey, diğeri de 2 numaralı Al Zengin oldu. Bu iki atın genel performansı bu grubun çok çok üzerinde. Ama bu iki atın ortak özelliği start sorunu yaşamaları. Bugün en az start sorunu yaşayanının daha iyi koşacağı ve netice alacağı bir koşu bizleri bekliyor. 3 ve 2 isteyenler kısa geçip iki atla değerlendirmeye alabilirler. Geliş oyuncaklar 4 numaralı Sultan Beşir ve 7 numaralı Kozluca ile beraber 5 numaralı Başdağlı'yı da yazabilirler ama çok büyük aksilik olmazsa 3 ve 2 arasında bir yarış gibi görünüyor. Üçüncü koşuya bakacak olsak burada dikkat çeken isim 3 numaralı Motion. Yarışın zaten süratli geçeceği bariz belli çünkü öne çıkabilecek Gezzal var, liderliği alacak ama Prince of Darkness, King of the Rose ve bunlara erken katılacak olan bir Fighting Falcon dikkat çekiyor. Geriden gelecek atlarda baktığımızda en dikkat çekici ve potansiyeli olan at 3 numaralı Motion. O yüzden sonlarda yapacağı ataklarla beraber netice alması çok normal sonuç olacaktır. Birinci aldıganı istiyorsanız 3 numara üzerine de kurabilirsiniz ama eğer ben birinci aldıganı oynayacak olsam ya verdiğim ortak teke giderdim ya da Munzur'a giderdim. Bu anlamda da bunu söyleyebilirim. Eğer buraya at yazmayı düşünüyorsanız 2 numaralı King of the Rose'u mesafe avantajıyla ve 6 numaralı Pipeline'la beraber 4 numaralı Prince of Darkness'ı da değerlendirebilirsiniz. 3 tek adayı rakip yazacaklar. Söylediğim isimleri değerlendirmeye alsınlar derim. 4. koşuya geldiğimiz aslında beni çok arada bırakan bir koşu oldu. Yani 9 tane at önereceğim ama gerçekten kazancı inandığım bir at var. Yani buraya mı tek atayım yoksa bundan sonra koşuyu mu tek atayım diyerekten çok gitgeller yaşadım. En sonunda diğer ayakta
karar kıldım ama ben bunu yaptım diye siz de bunu yapmak zorunda değilsiniz. Çünkü burada bu videoları boşuna çekmiyoruz. Amacımız sizlere farklı yollar gösterebilmek, farklı alternatifler sunmak, kuponu falçaklara alternatifler vermek. Bu anlamda da video sayesinde kendinizde farklı kurgular oluşturabilirsiniz. Çok büyük aksilik olmazsa, ciddi bir start sorunu yaşamazsa 10 numaralı köklü alo bu koşuyu bence kazanmaya çok çok yakın. Çünkü şöyle bir baktığımızda bu at son 3 yarışında şartlı 4, şartlı 5 ve şartlı 4 koştu. Yani şu demek oluyor, şart 4 handikap 16, şartlı 5 handikap 17 ayarında yarışlar. Bugün geldi grup handikap 14. Yani 2-3 alt gruba gelen bir köklü halo var. Üstelik kilosunun 50 olması dikkat çekiyor. Şöyle de baktığımızda bot 3.lük elde ederken geçtiği atlardan biri Şerefan, diğeri Gosket'ti. Geçildiği at Sharp Class. Sharp Class bir önce kısa vaz 8 koşarken Repairman'in hemen arkasında koşuyu tamamlamıştı. Yani bu at henüz maiden olmasına rağmen koştuğu rakipler ve genel performansı bugünkü rakibe nazaran çok çok daha üst düzey. Baktığımızda öyle çok aman aman bir rakip göremedim. O yüzden genel performans sürdürebilir ve zaman zaman yaşadığı Starson tekrarlamazsa ben 10 numaralı köklü Alon'un bu koşuyu kazanmaya çok çok yakın olduğunu düşünüyorum. İlk karakter risk alayım, işi bitireyim, çok da fazla arkasına bakmayayım diyorsanız 10 numarayı alternatif tek adaylarından biri olarak değerlendirebilirsiniz. Rakip birazcık dese sırasıyla 9 numaralı Alexus, son yarışı kötüydü ama bir yarış önce kazanırken 2-10 yaptı ki bu grup için çok çok yeterli bir derece. Bugün yine startla beraber liderli alıp eğer 10 numara beklediğimiz yarış yapamazsa 9 numaralı Alexus'tan beyaz bayrak gelebilir. Daha sonra son kursun çok beğendiğim 6 numaralı Musarraf, 7 numaralı Sivili, 5 numaralı Şeyh Murat son dördüncü ben çok etkiliydi. Bugün uzayan mesafede farklı koşabilir. 2 numaralı Linardo Can, 4 numaralı Skipper, 1 numaralı Falcon of Mutaflar ve 3 numaralı Touch of Color yazarak burayı çok kalabalık bir şekilde geçebiliriz. Ama gönlümde yatan ve kazanmasını beklediğim isim 10 numaralı köklü Alo. 5. koşuya geldiğimizde 2 numaralı Özakın'ı günün bankosu olarak öneriyorum. Dediğim gibi ilk ayakta 10'a mı gidelim yoksa burada 2'ye mi gidelim diyerekten bayağı bir süre düşündüm. Daha mantıklı olanının Özakın olduğuna karar verdim. Umarım hata yapmamışımdır. Özakın son 4 yarışında çok iyi bir çıkış yakaladı. Kazandığı yarışında buradaki rakibinden ise tamamını çok rahat geçmeyi başardı. Daha sonra bir Bursa deneyimi ve daha sonra bir üçüncünde ise Kumbey gibi atın hemen aksa koşu tamamladı ki Kumbey daha sonra grup 1 çok önemli bir koşuyu kazanmasını bildi. Üstelik Özakın o gün 3. elde ederken yine bugünkü rakiplerinin birçoğunu geçmeyi başardı. İlgilileri apprent indirimine gitmek yerine ve tabi işi tercih etmişler. Atına ne kadar güvendiklerini buradan görebiliriz. Üstelik Özakın bu tür ağır kiloları kaldırabilen bir at. Yani bugüne kadar koştuğu birçok yarışında kazandığı ağır kilo kazanan bir Özakın var. Bugün çok süratli bir yarış olmayacak. Bu yavaş gidişat bazı atların eksik koşmasına neden olabilir. Özakın ise tam tersi bu tür gidişatlarda daha etkili koşan ve netice alabilen bir isim. Büyük ihtimalle öne çıkabilecek olan Fahrenheit, Çivici gibi atların hemen arkasında konumlanıp viraj dönü dönmez liderliği alacaktır ve oradan sonra da yakalanmadan bitireceğini düşünüyor. 2 numaralı Özakın'ı banko olarak öneriyorum. Umarım da dediğim gibi köklü alo kazanıp burada Özakın'dan kaybedersek üzülürüm ama en azından videoda bahsettiğimden ötürü değerlendirenler olacağını da ümit ederek içimi de rahatlatabilirim. 6. koşu grup 2 yarışa geldiğimde dünkü hangi yarıştı? Anadolu zamanının kazandığı yarışa çok benziyor. Yani burada da ben 3 tane önereceğim ama dün de mesela o yarışla ilgili şu yorumu yapmıştım. Yani burayı 3 tane öneriyorum ama buradan biraz korkuyorum. Eğer tuttuğunuz, beğendiğiniz, dikkatinizi çeken varsa ilave edin diyerekten yorumlarda bulunmuştum. Aynı şeyleri bu koşu için söyleyebilirim. 3 tane at önereceğim ama yani ben çok kolay bir yarış olduğunu sanmıyorum. Farklı bir at kazansa da şaşırmam. Eğer 10 tek, 2 tek, 2 tekli bir başlangıç yapmayı düşünüyorsunuz ve yeriniz varsa buraya ilave yapabilirsiniz. Ben 3 tane önereceğim. Bunlardan biri 13 numaralı Zincir Koparan. Aslında bu son ikinciliğinde çok güzel bir performans sergiledi ve buradaki rakiplerinin birçoğunu geçmeyi başardı.
Bugün Ankara'ya geliyor. Ankara bazen işte İstanbul'dan gelen atların Ankara'da eksik koşabildiğini görüyoruz. Bu anlamda bir eksiklik yaşamazsa, aynı İstanbul performans sürdürebilirse 13 numaralı zincir koparan bugün kazanarak Çimpiste ne kadar başarılı yarışlar yapacağını bizleri kanıtlayabilir. 13 numara favorim olsa da iki tane rakipten bahsedeceğim. Bunlardan biri 9 numaralı Kashmir Tie. Özellikle Ankara'da yarış görmesi büyük bir avantaj olacak ve bugün daha etkili bir yarışını izleyebiliriz. Ve 4 numaralı Bozkır Efes'i son yarışında da potansiyel inandığımı dile getirdiğim atlardan biriydi. Bir yarış önce ne kadar Çimpiste buradaki rakiplerin bazılarına geçirmiş olsa da ben bugün Ankara Çim'inde çok daha farklı ve etkili koşacağını düşünüyorum. 13, 9 ve 4 sıralamasıyla burayı ben şahsi olarak geçiyorum. Ama farklı kurgu oluşturup yeriniz varsa özellikle dikkat edeceğim bir at var. 3 numaralı Beyaz Işık. Yani bu at bir yaş önce ikinci kelde derken hükümü geçmişti ki hüküm dediğimiz at daha sonra grup yarışta buradaki rakibinin tamamını geçmeyi başardı. Son çim yarışı beklentinin altındaydı ama bu atın ben Ankara'da çok da etkili koşacağını düşünüyorum. O yüzden 4. at yazabiliyorsanız 3 numaralı Beyaz Işık'a dikkat edin. Ve yine uzayan mesafenin lehine bir durum olacağını düşündüğüm 6 numaralı Girdab'ın oğluna da eğer dediğim gibi farklı kurgu oluşturacaksanız dikkat ederek hatta onunla beraber de 10 numaralı Melih'in izinde yazabilirsiniz. 13, 9 ve 4 benim sıralamam. Farklı oyun oyuncaklar için 3, 6 ve 10 diyebilirim. 7. koşu kısa vadede 6 yaşa geldiğimizde burada da benim favorim 8 numaralı Giz olacak. Yani belki şöyle bir kıyas yaptığımızda Giz'i yazmak doğru olmaz. Neden? Çünkü Giz ilk yarışını kazanırken 1.15'lerde 1 derece yaptı. Bir Esther's Dream ile beraber 9 numaralı Sempra Libera 1.14'ler derece yaptılar. Derece o kıyasladığımızda aslında Giz'in derecesi rakiplerine nazaran kötü ama yani Giz'in öyle bir görüntüsü vardı ki sanki o gün böyle ne derler laf olsun diye koştu. Yani o grubu zaten geçtiği çok belliydi. Daha üst gruplara da koşacak ve başarılı olacak bir potansiyeli olduğu bariz belliydi ve o gün kazanmak için koştu. Sadece gerekeni yaptı, kazandı. Üzerine koyabilecek potansiyeli ve 1.14'te indirebilecek rahatlıkla bir gücü olduğuna inanıyorum. Bugün geldiği grup daha sert ama ben bu atın potansiyeline inandığım için net favori olarak 8 numaralı Giz'i öneriyorum. Ama rakip konumunda ise öncelik 2 numaralı Miracle. Yarış süratle gidecek çünkü baktığımızda belki bu atların net bir stil yok ama kısa mesafeli yarış ve buradaki atların birçoğu genel olarak kazandıkları yarışlarında öne çıktıkları için bugün de benzer stilde koşabilirler. Özellikle Seher'in Yeli gibi, Rage of Angel gibi, Aygül Kız gibi, Bloom Dancer gibi isimlerin amlelerini görebiliriz. Bu anlamda tempolar yükselirse bu gidişat özellikle Miracle'a çok yarar. Sonlarda yapacağı ataklarla beraber netice aldığını görebiliriz. Daha sonra 1 numaralı Bloom Dancer, 7 numaralı B Esther's Dream, 9 numaralı Sempre Libera ve dikkat edeceğim bir isim var, 4 numaralı İsyan Arzum. Birkaç tane bültene baktım, çok geride kalmış. Yani bu kadar geride kalacak bir at değil. Hatta şurada kazanırken de ben bank önermiştim ve beni yanıltmaya kazandı. Çünkü o günde çok ciddi bir gidişat avantajı vardı. Bunu lehine çevirdi. Bugün de yarı süratli gidecek. Öyle çok kötü bir çim performans da yok. O yüzden de bir sürpriz sonuç çıkacaksa burada 4 numaralı İsyan Arzum bunu gerçekleştirebilir. Özellikle kalabalık geçecekler benim için dikkat etsinler derim. 8, 2, 1, 7, 9, 4 sıralamam. 8. koşuya geldiğimizde burada da 3 tane sprint önereceğim. Bunlardan biri tabii ki de 3 numaralı Rockstar. Yani benim net bir düşüncem var. Gaz sonrası atları banko oynamam. Son zamanlarda gaz sonrası iyi dönüş yapan sayısı çok az. Mesela örnek verecek olsak en iyi dönüş yapanlar Burgaz. Çok güzel devam ediyor yarış adına ve umarım nazarda değmez. Nadir çünkü koşan ve kazanların birçoğu daha sonraki yarış hayatlarında çok beklenti veremiyorlar ve performansa düşebiliyorlar. O yüzden bir izlemenin doğru olduğunu düşünüyorum. Eğer gerçek gücünü ve potansiyelini sağa yansıtırsa 3 numaralı Rockstar bu koşuyu kazanmaya çok çok yakın. Ama oldu da son Gazi koşu etkisiyle beraber eksik bir performans sergilerse o zaman 2 tane devreye girebilecek at var. Bunlardan biri 7 numaralı Snellman. Çok hazır geliyor, dikkat edin. Ve 8 numaralı Captain America. Bu atın da ne
gün ne yapacağı belli değil. Bir gün iyi koşarken bir gün sonra kötü koşabiliyor. Eğer bugün gününde olursa tatlımsı bir sürprizle beraber 8 numaralı Captain Amerika'dan da iyi bir yarış gelebilir. 3, 7 ve 8 benim buradaki sıralamam. Günün son ayağı Maiden yarışa geldiğimizde burada ben önceliği büyük ihtimalle cazip konumda çıkacağını düşündüğüm 8 numaralı oğlum Zeka'ya vereceğim. İlk yarışında herkesin dilinde olan, herkesin kazanmasını beklediği bir attı. O gün aslında bir yerlere kadar kolay gelmesine rağmen devamını getiremedi ve biraz eksik performans sergiledi. Bir araya girmiş, ara sonrası yaptığı hazırlıklara baktığımızda gerçekten çok yeterli ve çok iyi hazırlıklarla geldiğini söyleyebilirim. Orijini zaten bas bas kuma team diye bağırıyor, özellikle anne tarafı Başam'dan yavlarına gittiğimizde Alima dikkat çekiyor ki Alima çimde de son zamanlarda koşmaya çalışsa da genel olarak kum pistte başarılar elde etmiş bir isim. O yüzden bugün çok daha hızlı geldiği yarışta tatlı bir sürpriz 8 numaralı oğlum Zekai'den gelebilir. Son yaktaki favorim. Rakip olarak bahsedeceğim isim ise yine potansiyel inandığım 5 numaralı Bilalcan. İlk yarışında aslında görüntüsü iyi olmasına rağmen yarış içerisinde çok fazla varlık gösteremedi. Bugün çok farklı yarış yaparsa beni şaşırtmaz. O yüzden ilk rakip olarak 5 numaralı Bilalcan'a şans verebiliriz. Daha sonra 9 numaralı Ozanka'ya ilk çim yarışını ölçü almayın. Bu atın ben net bir kaba kum atı olduğunu düşünüyorum. Bugün çok farklı bir yarış izlersek şaşırmam. 9 numara 3. sıradan. Daha sonra 10 numaralı Yaşar Soy, 7 numaralı Mir Asaf, 1 numaralı Akkor Ateş, 2 numaralı Amansız Güç ve 13 numaralı Yipek devreye girebilecek atlar. 8, 5, 9, 10, 7, 1, 2, 13 sıralamam diyerek son ayda geçiyorum ve Ankara yorumlarını tamamlıyorum. Aslında genel olarak çok güzel bir Ankara bülteni var. Eğer tercihleri doğru yapıp güzel bir kurgu oluşturulursa neticede vereceğini söylemek isterim. Bu anlamda da içinize hangisi siniyorsa, hangisi daha mantıklı görüyorsa onu değerlendirip diğer kurgu ihtimallerini köşeye çekerek tamamen hissiyatınıza göre hareket edin derim. Benden Ankara için bu kadar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Sitemizdeki üyelerle Kocaeli yorumlarında bir araya geleceğiz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.